mutlu olması çok önemli. Yani şehrin stresi, iş stresi, her şey stres şimdi ya. Doğru, ama kesinlikle. Buraya geldim, insan her şey oldukça güzel bir mekan oluştu. Şimdi karşıda da hemen lavanta bahçeleri başlıyor. Yürümeyle bile dolaşılmaz. Bu alanlarda da ürettiğimiz lavantaları da şeye, ekonomiye... Bahçesinin bir hikayesi var dedim. Teşekkür ederim. Yüzme havuzu olacak. Evet. Yine bu çatının altındaki olan bölüm ise hakikaten zor bir proje. Müteahhitimize de teşekkür ediyoruz. Gayretli çalışmalar gösteriyor. 62 bin metre olacak farklı büyük bir park burada. Orası da bizim de orayı dönüştüreceğiz inşallah. İhtiyaç olursa. Evet, teşekkür ediyoruz. Rakipleriz abi. Abi bunlar elit spor yani. Estağfurullah. Öğreniyoruz. Başka kapalı tenis kortu yok. Türkiye'nin en büyüğü inşallah birkaç hafta içerisinde. Bu bölüm mesela girişte burası ayrı çalışacak. Sol taraftan girişi olacak. Burası ana sınıf. Biz burada 10 bin metrekareye yakın bu alanı aldık. İşte yan tarafta sağlıklı hayat merkezi. Evet. İnsanlık tam okuyası geliyor. Değiştirdi. Burası da güzel oldu. Ama bu gençlik merkezlerinden yani böyle serpiştirerek birkaç yere daha yapmamız lazım. Çalarız başkan. He? Ut mu çalarsın? Yok. Böyle artık gençlerin bilgisayar başındaki oyunlarda bir spor dolu haline geldi. Hatta gençler burayı robotik kodlama yazılım atölyesi olarak da kullanıyoruz. Çünkü bilgisayarlar çok üst düzey bilgisayarlar olduğu için egzersiz derslerimiz var. Akşamları da tekvando derslerimiz olacak. Burayı çok elit olarak Türkiye'ye taşıyoruz. Ve şu anda pilates var. Şimdi bayanlar çok tercih ediyorlar. İnşallah burada engel gruplarına göre oluşan sınıflarla birlikte buranın işletmesini yapacağız birlikte. Burada neler var? Engel gruplarına göre işte onların duasını alacağımız büyük bir proje olacak inşallah. Şurada kısaca bir herhalde sahne olacak. Arkasında polisimiz var. Yan tarafta spor salonlarımız var. Tekli hacimlerimiz var başkanım. İşte yaş gruplarına göre ayrılır. Burası kaç yaş? Bunun birisi 6 ile 12. Süreyya'da çok güzel bir şekilde değişmiş olacak. İşte karşıda az bir evlerimiz var. Bir de şu arka tarafta biraz evlerimiz var. Onları da tamamlarımıza yıkıyoruz. İnşallah oraya da kısa süre içerisinde bitirip oturacağız inşallah. Şimdi oraya da bakarız. Burada kullandığımız malzemeler işte. Başkanım nasıl 30 yan tarafta 88 kişi kapasitesi? Evet. Başkanım da burada çocuklara biz randevuyla alacağız. Ebeveynler buraya çocuklar getirecekler. Bu atölyelerde, tesislerde eğitim görecekler. Yani burası devamlı aynı grubun geldiği bir atölye değil. Binamızın ön cephesi bu şekilde olacak inşallah. Şimdi fotoğraf çekim alanlarız. Bu da herhalde. Süreyya başkanım. Bu da efendim, 250 metrekare ama yüksekliği ferah çok yüksekti, 10 metre büyük bir salon yani. Taziye evi gibi mesela buraya gelip bir günlük iki günlük buraları merkezde olduğu için hemen mezarın yanında kullanabilsin diye çok amaçlı böyle güzel bir salonda, VIP bir salonda yaptık. Karatay'da ilkokul 2. sınıfta okuyan tüm öğrencileri getiriyoruz. Çocuklar küçük atlara biniyorlar falan. Yani doğayla ilgili, tabiatla ilgili her şeyi burada deneyimliyorlar, yaşıyorlar. Güzel bir şey. Bu dönem başladık. Çok da olumlu tepkiler alıyoruz buradan.
Karatay'ımızın meclis üyelerimizle birlikte yatırımlarını gezdik. İşte engelsiz yaşam merkezimizden sporcu merkezimize, yine parklarımıza ve diğer kütüphanelerimize, gençlik merkezlerimizi, tabiat mektebimizi her tarafı birlikte genç meclis üyelerimizle birlikte gezme fırsatımız oldu. Tabii Karatay'ımızda yatırımlar devam ediyor. Her şey tüm halkımız için yapılıyor. Tüm hizmetler çocuklarımız için, gençlerimiz için, kadınlarımız için ve tüm hemşehrilerimiz için çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Onların işlerini kolaylaştırmak için çabalıyoruz. Bugün de meclis üyelerimiz yatırımlarımızı tanımış oldular. İnşallah bu yeni dönemde de meclis üyelerimizle birlikte Karatay'ımıza yeni projeler kazandıracağız, yeni vizyonlar kazandıracağız. Karatay'ımızın çehresi zaten gün geçtikçe değişiyor, gelişiyor. Ama bundan sonraki dönemde de yine bir başka Karatay mottosuyla çıtasını yükselten, daha ileriye bakan, yaşanabilir kentler seviyesinde ileri sıralarda yer bulabilen bir Karatay'a doğru emin adımlarla hizmet etmeye, hizmet üretmeye gayret edeceğiz inşallah. Teşekkür ediyorum.